Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu iş yerleri için afet farkındalık eğitimi için sizlerle birlikteyim. Eğitimimiz yaklaşık bir saat sürecektir. Öncelikle Afet'e Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi hakkında sizlere bilgi verelim. 2012 yılında temellere atılan ve 2013 yılında hayata geçirilen projeyle AFAD toplumumuzun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediğinden 4 ana kampanya oluşturulmuştur. Bu kampanyalar Afet'e Hazır Aile, Afet'e Hazır Okul, Afet'e Hazır Gençler, Afet'e Hazır İşyeri. Günlük yaşamda veya çalışma hayatında istenmeyen birçok durumla karşılaşılabilmektedir. Bunlardan bazılarının etkileri küçük, bazılarının etkileri ise insan hayatına mal olacak, hatta toplu ölümlere yol açacak kadar yüksek boyutlu olabilmektedir. İnsan hayatını büyük boyutlarda etkileyen bu acil durumlarla mücadele etmek gerekmektedir. Peki, siz iş yerinizde karşılaşabileceğiniz acil durumlara karşı hazır mısınız? Hem iş yerinizde hem de evinizde afetlere karşı hazırlık yapıyor musunuz? Bu eğitimde bu sorulara hep birlikte cevap arayacağız. Eğitimimizin birinci bölümünde temel bilgi ve kavramlar başlığı altında tehlike, risk, afet gibi kavramları ve çevremizdeki riskler konularına değineceğiz. Temel bilgi ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra afetlerde Altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saatlik zaman diliminde neler yapılabileceğini, iş yerlerimizde afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrası için alınması gereken tedbirleri ve uygulamaları aktaracağız. Bu süreler içinde sizlerle deprem başta olmak üzere yangın, sel, taşkın, şüpheli paket, bomba ihbarı ve bunun gibi tehlikeler sırasında doğru davranışlara, afet ve acil durum sonrasında ise ilk saatler gibi temel konulara değineceğiz. Şimdi tanımlarla devam edelim. Tehlikelerin sonuçları risk seviyesine göre olay kaza, acil durum ve afet olarak adlandırılabilir. Olay, beklenmedik bir zamanda ve şekilde yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olan durumdur. Yerel ve çok sınırlı etkisi olan hadiselerdir. Bu tür hadiseler yerleşim birimlerinin, kurum ve kuruluşların iş yapma kapasitesini etkilemez. Olay, genellikle ona ilk müdahale edenler tarafından kolayca kontrol altına alınır. Olayın daha büyük boyutlusu ise ise acil durumdur. Acil durum. Peki afet nedir? Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır. Afet, bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Bir olaya afet diyebilmemiz için bir tehlikenin olması ve bu tehlike nedeniyle riske girebilecek yerleşim yerinin, yatırımların ve kültürel varlıkların büyük zarar görmesi gereklidir. Yüksek zararlara neden olan kuraklık, küresel iklim değişikliği gibi afetler dışında kalan çoğu afetin üç önemli ortak özelliği vardır. Ani gelişirler, büyük bir bölgeye etkilerler, gündelik hayat kesintiye uğrar, altyapı ve ulaşım sistemleri ve acil durum servisleri yetersiz kalır. İş yerlerinde oluşan acil durumların vereceği zarar çeşitli şekillerde olabilmektedir. Çalışanların, müşterilerin, iş yerine gelen ziyaretçilerin canına veya malına yönelik tehditler olabileceği gibi fiziksel ve çevresel zararlarda meydana gelebilmektedir. Acil durumlarla mücadelede en etkili yol Acil durum meydana gelmeden önce alınacak tedbirlerle hazırlıklı olmaktır. İş yeri için olası acil durumlarla bu acil durumlara yönelik önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri belirlemek, talimat ve prosedürler geliştirmek ve acil durum sonrasında güvenli tahliyeyi sağlamak için çalışmalar yapılmalıdır. İş yerinde olabilecek afet ve acil durumlar şu şekilde sıralanabilir. Deprem, yangın, sel, tehlikeli kimyasal madde yayılımı, gaz kaçağı, patlama, bomba ve şüpheli paket, şiddet, toplumsal olaylar, ilk yardım gerektiren olay ve kazalar, tahliye gerektiren olay ve kazalar, sabotaj ve terör. İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan işin niteliği, kullanılan malzemeler, iş yerlerindeki risk faktörleri, iş yerinin konumu, faaliyet gösterdiği alandaki önem derecesi gibi çeşitli etmenlere göre farklılıklar arz etmektedir. İş yerinde afet ve acil durum planları konusuna geçmeden önce afet ve acil durum yönetiminin döngüsü ve temel bileşenlerinden genel olarak bahsedelim. Yansıda gördüğünüz görsel afet yönetimi aşamalarını anlatmaktadır. Afet yönetimi döngüsünü detaylı gösteren şekilde iki ayrı alan görmekteyiz. Modern afet yönetimi sisteminde afet öncesi önleme ve korumaya yönelik çalışmalar risk yönetimi olarak adlandırılır üst alanda gördüğümüz bu çalışmalar zarar azaltma hazırlık ve de tahmin ve erken uyarı gibi aşamaları içerir afet sonrası yapılan çalışmaları ise kriz yönetimi adı verilir kriz yönetimi Etki ve ihtiyaç analizi, müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma gibi aşamaları içerir. Burada önemli olan bir yaklaşım farkı bulunmaktadır. Kriz yönetiminde sorun ve olaylar ortaya çıktıktan sonra harekete geçilerek çözüm aranmaktadır. Risk yönetiminin odak noktası ise tehlikelerin önceden belirlenmesi ve zararın en aza indirgenmesidir. Ülkemizde 1999 Marmara depremlerinden sonra afet yönetimi yaklaşımında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu depremlerin sonrasında mevzuat Kurumsal yapılanma ve prosedürler afet öncesi zarar azaltma ve hazırlık faaliyetlerine öncelik verecek şekilde düzenlenmiştir. Afet riskinin yüksek olduğu ülkemizde Marmara depremlerinin ardından bina ve yapıların güçlendirilmesi, acil durum haberleşme ve bilgi yönetimi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, toplumun afetler konusunda bilinçlendirilmesi gibi faaliyetler ön plana çıkmıştır. Afet ve acil durum planları planın düzeyine bağlı olarak yani ülke, bölge, il ilçe, kurum veya iş yerinin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri, bu tehlikelerin gerçekleşmesi halinde uğranacak kayıp ve zararları gerçekçi bir biçimde ortaya koyan ve bu kayıp ve zararların en düşük düzeyde tutulabilmesi için kimlerin ne zaman, hangi görev ve yetkiyle, hangi kaynakları kullanarak görev üstleneceklerini detaylı bir şekilde açıklayan belgeler olarak tanımlanmaktadır. Bu planların afet yönetiminin bütün aşamalarını kapsayacak şekilde hazırlanmaları gerekmektedir. Doğa İnsan ve teknoloji kaynaklı tehlike ve tehditler hangi büyüklükte olursa olsun bunlara karşı önceden bir plan dahilinde koruyucu ve önleyici önlemler alan kurum ve kuruluşlar olaylarla karşılaştığında olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek olayı en az zarar ve kayıpla atlatma şansı bulur. Çalıştığınız iş yerinde bir afet ve veya acil durum sırasında ve sonrasında ne yapacağınızı biliyor olmak güvenliğiniz için son derece önemlidir. İş yerinizin afet ve acil durum planı olup olmadığını öğrenmeli, var olan plana uygun hareket etmeli, eğer bir plan yoksa hazırlanmasını talep etmelisiniz. Bu noktada iş yerini etkileyebilecek afet ve acil durumlar, alınan önlem ve tedbirler, afet ve acil durumlar için belirlenmiş güvenli yerler, tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve varsa uyarı sistemleri, acil durum ekipmanları ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler, afet ve acil durumlarda görevlendirilen çalışanların bilgileri, acil yardım ve kurtarma kuruluşlarının irtibat numaraları gibi konuları işveren veya temsilcisinden öğrenmelisiniz. İş yerlerinin acil durumlarla baş edebilir kuruluşlar ve verdikleri hizmetlerin de acil durumlara dirençli iş haline gelebilmesi için iş yerlerimizin afete hazırlığında hepimize görevler düşmektedir. İşverenlerin görevleri iş yerini etkileyecek acil durumları belirlemek, önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak, gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, planları hazırlaması ve tatbikatları yapmak, uygun donanıma sahip, eğitimli ve yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek ve gerekli koruyucu sistemleri tesis etmektir. Çalışanların görevleri: tedbirlere uymak, acil durum ile karşılaştıklarında belirlenen yetkililere hemen haber vermek, olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak ve arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmaktır. Bir afette veya acil durumda müdahale çalışmaları esnasında Aynı anda pek çok işin yapılması gerekebilir. Personelin müdahalenin neresinde ve hangi görevde yer alması gerektiğini bilmesi önemlidir. Bu da önceden belirlenmiş bir iş bölümüyle mümkündür. İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik kapsamına giren iş yerleri acil durumlara müdahale ve acil durumlarla müdahale için 3 ekip görevlendirmelidir. Bunlar yangınla mücadele, arama, kurtarma ve tahliye ilk yardım ekipleridir. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre ise 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım ve acil durum ekipleri oluşur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az ikişer kişiden oluşur. Söndürme ekibi binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek, kurtarma ekibi yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, koruma ekibi kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, ilk yardım ekibi yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmaktan sorumludur. Bu ekipler için gerekli atamaları ve veya belirlemeleri yapmalı, belirlenen görevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan personel, donanım ve diğer kaynaklar tanımlanmalıdır. İş yerlerinizde beklenmedik bir acil durumda koordinasyonun nasıl işleyeceği, hangi kişilerin hangi ekipler dahilinde müdahalede bulunacağı, görevlendirilen çalışanların yedekleri ve iletişim bilgileri tüm çalışanlar tarafından bilinmelidir. İş yerinde acil durumlarda hangi malzemelere ihtiyaç duyulabileceği konusunda bir planlama yapılması önemlidir. Olayın boyutları ve çeşidiyle de bağlantılı olarak ortalama ilk 72 saat dışarıdan yardım alınamaması ihtimaline göre hazırlık yapılmalıdır. Bütün gerekli malzemeleri bir anda hazır bulundurmanız mümkün olmayabilir. Ancak çok gerekli temel malzemeleri edinin. Gerekli olabilecek bazı malzemeler: battaniyeler, kalın plastik torbalar, el fenerleri ve yedek piller, hijyenik malzemeler, ilk yardım malzemeleri Yangın söndürme cihazları, kuru gıda ve su, arama ve kurtarma malzemeleri, acil durum malzemeleri belirlenirken ekiplerin özel ihtiyaçlarına yönelik malzemeler ile işletme çalışanları, ziyaretçiler, özel ilgi ve ihtiyaç gruplarının da olası ihtiyaçları düşünülerek genel malzemeler eklenmektedir. Bu malzemeler afet ve acil durum planlarında yer almalı, afete müdahale alanının yanında malzemeler içinde uygun bir yer saptanmalıdır. Malzemelerin dağıtımının yapılabilmesi ve zamanında sevk edilebilmesi için alandaki de denetimci veya başka bir lojistik görevlisi tarafından malzemeler düzenli olarak kontrol edilmeli, eskime ve zarar görme durumunda yenilenmeli veya tamir edilmelidir. Kurum kuruluşlarda sürekli çalışan kişilerin özel ilaç ihtiyaçları da hesaplanmalıdır. Tüm tıbbi malzemelerin depolanma ve saklanma koşulları ise özel olarak ele alınmalıdır. Her birey evinde olduğu gibi iş yerinde de bir afet ve acil durum çantası bulundurmalıdır. Afet ve acil durumlara karşı yapmamız gereken bir diğer hazırlık ise her an ihtiyaç duyabileceğimiz acil durum telefon numaralarını ve bu numaraların nasıl aranması gerektiğini öğrenmektir. Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma ait acil çağrı numaraları itfaiye 110, jandarma 156, polis 155, sağlık 112, orman 177, sahil güvenlik 158, AFAD 122. Tek numara 112 altında toplanmıştır. Böylece ambulans itfaiye, jandarma, emniyet ve gerekli tüm diğer birimlerin aynı mekanda olduğu, 112 acil çağrı merkezleri ve koordinasyon imkanı sağlayan model ile tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlanmıştır. Acil durum telefon numarasını aradığınızda kim olduğunuzu ve hangi numaradan aradığınızı, kesin yer ve adres bilgisini, olayın tanımını, olaydan etkilenenlerin durumunu ve sayısını mutlaka bildirin. Bu bilgileri paylaşmadan telefonu asla kapatmayın. Acil durumlar olmadığı sürece. Acil durum telefon numarasını gereksiz yere aramayın. Bu numaraların gereksiz yere meşgul edilmesi o sırada gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım edilmesini engellemektedir. Ayrıca aynı numaradan 3 kere asılsız ihbar alınması durumunda numara kara listeye alınmakta ve bir sonraki yardım taleplerine cevap verilmemektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumların önceden değerlendirilmesi, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumların belirlenmesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus önleyici ve sınırlandırıcı ayrımının doğru yapılabilmesidir. Acil durum çerçevesinde ele alındığında önleyici tedbir herhangi bir acil durum meydana gelmeden alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları ifade eder. Sınırlandırıcı tedbir ise acil durumun oluşmasının engellenemediği durumlarda bu acil durumun etkilerini sınırlandırıcı tedbirlerin alınması anlamına gelir. Örneğin acil durum olarak yangın belirlendiğinde Kazanların yangın meydana gelmeden yapılacak rutin kontrolü önleyici bir faaliyet iken yangın ortaya çıktığında çabuk müdahaleyi sağlayacak springler sınırlandırıcı tedbir olarak nitelendirilir. Her iş yeri yapılan işin niteliği, kullanılan ham maddeler ve üretilen ürünler ve bunun gibi özellikleri dikkate alarak kendi bünyesinde belirlediği acil durumlar için önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri belirlemelidir. Ülkemizdeki yapısal risklerin önemli bölümü inşaatlarda standartlara ve yönetmeliklere uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Olası afetler karşısında büyük can ve mal kayıplarının önlenmesi için güvenliği yetersiz olan binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereklidir. İş yeri planında bu konu da değerlendirilmelidir. Afetlere dirençli yapılar, olası risklere dayanımı yüksek olarak inşa edilmiş yapılardır. Binaların inşasında ve sonrasında bulunduğu bölgedeki afet risklerine uygun tasarlanması, mühendislik hizmeti alması, doğru şekilde inşa edilmiş olması, yönetmeliklerdeki koşullara uyması, düzenli bakım görmesi gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir. Belediyelerin ilgili birimlerinden detaylı bilgi alınabilir. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemli adımlarından bir tanesi ve yaşam alanlarımızda bizleri bekleyen risklerin belirlenmesi ve azaltılmasıdır. Örneğin, bir deprem sırasında camlar ve cam bölmeler, asma tavan ve aydınlatmalar, ofis dolapları ve ağır eşyalar, elektrikli ekipmanlar, elektronik eşyalar, ısıtıcılar ve kazanlar, kimyasal maddeler, makineler ve cihazlar, tesisatlar Banttaki ağır ürünler bizlere zarar verebilir. Binanın kendisi hasar görmemiş olsa bile iş yerindeki eşyalar, cihazlar, ekipmanlar ve yaralanmalara can kayıplarına veya yangın gibi diğer istenmeyen sonuçlara neden olabilir. İş yerinde, evde, hastanede, alışveriş merkezinde ve bunun gibi herhangi bir sarsıntıda devrilebilecek, düşüp kayabilecek, kırılabilecek her şey bizim için risklidir. Ülkemizde depremlerdeki yaralanmaların en az %50'si ve ölümlerin ise %3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle iş yerimizde tehlike avı yapıp risklerimizi azaltmalıyız. Yaşam alanlarımızda alınacak basit tedbirlerle eşyaların kullanımından doğan riskler için önlem almak mümkündür. Riskleri belirleyerek azaltmaya çalıştığımız ve yaşadığımız mekanlarda tehlike avı yaparak başlamalıyız. Peki Tehlike avını nasıl yapacağız? Tehlikeleri tespit edin. İş yerimizdeki tehlikeler neler? Risklerinizi belirleyin. Bir sarsıntı olsa bana burada ne zarar verebilir? Masamın yanında duran dolap devrilince üstüme düşer mi? Asılı elektrikli ekipmanlar, lambalar, projeksiyon ve bunun gibi aletler kime zarar verebilir? Daha sonra azaltın. Kullanmadığınız ya da daha az kullandığınız tehlikeli maddeleri veya eşyaları iş yerinizde tutmayın. Çevreyi kirletmeyecek şekilde bertaraf edin. Yer değiştirin. Hareket ederek acil çıkış ve tahliye yollarını engelleyecek ekipmanların yerlerini değiştirin. Sabitleyin. Devrilmesi muhtemel büyük araç, gereç ve ekipmanları güvenli biçimde sabitleyin. Tehlike avı yaparken afet ve acil durumlarda güvenli yerleri de belirleyin. Unutmayın, deprem anında mümkün olduğunca güvenli yerleri kullanmaya çalışmalısınız. Güvenli yerler şunlardır: sağlam bir nesnenin yanı, koridor içleri gibi dar alanlar. Riskli yerler şunlardır: balkon ve teras alanları, merdiven ve boşlukları, asansörler, kapı araları, pencere ve cam panel duvarlar. Sabitlemediysek, makine ve tesisatlar, evrak dolapları ve raflar, elektronik eşyalar, basınçlı gaz tüpleri, asma tavanlar, laboratuvar ekipmanları, kimyasal maddeler, ısıtıcılar. Şiddetli sarsıntının etkisiyle iş yerlerinde mekanik tesisatlar ve asma tavanlarda hasar meydana gelebilir. Sıva düşmeleri, tozlu bir ortam oluşabilir. Bu nedenle telaşa kapılmayın. Öncelikle deprem sırasında nasıl davranmanız gerektiğinden söz edelim. Deprem süresince kendimizi korumak için ne yapacağımızı önceden planlamalıyız. Sarsıntı başlar başlamaz ilk yapmamız gereken paniğe kapılmamaktır. İnsanlar deprem sırasında genellikle paniğe kapılıp donup kalmakta ya da bilinçsizce kaçışmaktadır. Paniğe kapılmamak için deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenmeli ve uygulamalıyız. Eğer bina içerisindeysek, depremi hissettiğimizde ayakta durmamalı, oradan oraya koşmanın, balkon ve merdivenlere yönelmenin, asansöre binmenin ve pencere ve balkonlardan atlamanın size zarar vereceğini bilmelisiniz. Bir deprem anında çöküp sağlam bir nesnenin yanında durun. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için tutunun. Bu sırada diğer kolunuzun üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapmanız gerekenleri yapın. Denizde veya deniz kıyısındayken bir deprem hissedildiğinde ve veya deniz çekilmesi gözlendiğinde tsunami tehlikesini hatırlamalıyız. Tsunami olma ihtimaline karşı deniz kıyısından uzaklaşarak yüksek bölgelere gidin. Bununla birlikte deprem sonrasında yoğunluk nedeniyle sağlık hizmetleri aksayabilir. Bu nedenle ilk yardım bilgi ve becerisi kazanın. İş yerinizde bizim için yangın riski oluşturabilecek durumları elektrik, doğal gaz ve tüp gaz, ısıtıcı ve soba ve kazanlar, tehlikeli maddeler, insan faktörü bilgi eksikliği olarak sıralayabiliriz. Yanlış kullanıldığında veya ihmal edildiğinde elektrik ciddi yangınlara neden olabilir. Elektrik sebebiyle çıkan yangınlar kısa devre, kıvılcım, voltaj kaybı ve aşırı ısınma gibi nedenlerle gerçekleşebilir. Bu olaylar standart dışı malzeme kullanımı, yanlış tesisat kurulumu, elektrik hatlarına aşırı yüklenme Kontrol ve bakım eksikliği gibi diğer etmenlerle birleşince elektrik kaynaklı yangın riskini arttırır. Ancak küçük bir önlem ile elektriksel yangın risklerinin çoğu azaltılabilir. Elektrik kaynaklı yangın risklerini azaltmak için elektrik tesisatınızın standartlara uygun malzemelerle doğru kurulduğundan emin olun. Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılmalı ve olası arıza durumu derhal yetkili kişilerce giderilmelidir. Paratonerin işlevsel hale getirilip periyodik kontrollerinin yapılması gereklidir. Elektrik kablolarının karışıklığını ortadan kaldırın. Halının altından geçmesini engelleyin. Kırık veya yıpranmış olanlarını değiştirin. Elektronik cihazları talimatlara uygun kullanın. Fişlerini işiniz bitince prizden çekmeyi unutmayın. Uygun bir şekilde koruyun ve bakımlarını yaptırın. Arızalı ise değiştirin. Elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin İş yerinizde doğal gazın yangına neden olması için bir sızıntı olması ve bu sızan gazın tutuşması gerekir. Gaz sızıntısının en önemli nedenleri tesisat arızası, doğal gaz ile çalışan ekipmanın kendiliğinden sönmesi ve emniyetinin olmamasıdır. Sızan gaz yeterli seviyeye ulaştığında bir ateş kaynağı ile karşılaşırsa patlayabilir. Muhtemel ateş kaynakları elektrik düğmeleri, sigara, çakmak veya el fenerleri olabilir. Doğal gaz kaynaklı yangın risklerini azaltmak için standartlara uygun malzeme kullanın. Doğalgaz tesisatınızın uzman tarafından kurulumunu ve bakımını yaptırın. Tüpün firma servisi tarafından doldurulmasını ve takılmasını sağlayın. Mühürsüz tüpleri satın almayın. İş yerinde kullanılıyorsa gaz tüpleri ve hatlarının periyodik kontrolünü yapın. Muhtemel ateş ve kıvılcım kaynaklarını gaz sistemlerinden uzak tutun. Ortamda mümkünse gaz dedektörü bulundurun. İş yerlerimizde bizim için yangın riski oluşturabilecek diğer bir durum ise varsa LPG tüp gazlarıdır. Kaçak olarak imal edilmiş ve markasız standart dışı tüpler, tüpün uzman olmayan kişilerce doldurulması veya takılması, standart dışı şofben ve ocak kullanımı, kaçak kontrolünün yanlış yapılması gibi birçok etken tüp gaz kaynaklı yangın risklerini oluşturmaktadır. Tüplerin neden olduğu yangınlar genellikle bilinçsiz ve bilgisiz kullanımdan kaynaklanmaktadır. Tüp gaz kaynaklı yangın risklerini azaltmak için iş yerinde kullanılıyorsa gaz tüplerinin ve gaz hatlarının periyodik kontrolünü yapın. Güvenilir markaları kullanın. Mühürsüz tüpleri satın almayın. Tüpün firma servisi tarafından doldurulmasına özen gösterin. Tüpleri kendiniz doldurmayın. Tüpün servis tarafından takılmasını sağlayın. Bilmiyorsanız tüpü kendiniz takmayın. Standart şofben ve ocak kullanın. Tüplerde gaz sızıntısı veya kaçak olup olmadığını emniyetli bir şekilde kontrol edin. Çakmakla kaçak kontrolü yapmayın. Gaz dedektörü bulundurun. Yaşadığımız alanlarda ısınmak için kullandığımız ısıtıcıların ve sobaların sarsıntıya karşı sabitlenmemesi, bacalarının, borularının, ısıtma sistemlerinin yıllık bakımlarının yapılmaması, sobaların temizlenmemesi ve hatalı baca inşası gibi birçok etken nedeniyle yangın riski taşıdığı bir gerçektir. Isıtıcı ve sobalar yangın risklerini azaltmak için soba ve ısıtıcıları sarsıntıya karşı sabitleyin. Yanabilecek eşyaları ısıtıcılardan ve sobalardan uzak tutun. Kazan ve bacaların yıllık temizliğini ve periyodik kontrolünü yaptırın. Bacaların düzgün inşa edildiğinden emin olun. Standart ısıtıcı, kazan, ocak ve yakıt kullanın. Ortamı düzenli olarak havalandırın. Ortamda mümkünse gaz dedektörü bulundurun. Yetkili kişiler harici kişilerin kazan dairesine girmesini önleyin. Petrol veya petrol ürünleri, benzin siner, gaz yağı, ispirto, boya gibi çoğu yanıcı sıvılar kendi başlarına ve veya herhangi bir afet durumunda büyük riskler oluşturmaktadır. İş yerlerinde kullanılan, bulundurulan ve depolanan kimyasal maddelerdeki oluşabilecek kaçak, sızıntı, yayılım durumlarında zehirlenme, patlama vesaire gibi acil durumlarla karşılaşılabilir. Bütün zehirli, yanıcı ve tehlikeli maddeleri sınırlayın, izole edin, yok edin, ayırın. Yani siyah kuralına bağlı olarak kapalı sağlam kutular içinde dökülmeyecek şekilde tutmalarını sağlayın. Sınırlayın. Az miktarda ve düzenli depolayın. Laboratuvar ve kimyasal depoları yetkili kişi harici personelin girmesini engelleyin. İzole edin. Sağlam ve aşınmayan kaplarda saklayın. Düşme ve devrilmelere karşı önlem alın. Isı kaynakları ve güneş ışınlarından koruyun. Şartlara uygun ortam havalandırmasını sağlayın. Yok edin. Gereksiz olanları imha edin. Ayrı tutun. Birbirlerine temas etmelerini engelleyin. Kimyasalları özellikle ve tehlikelerine göre uygun tutun. Çalışanların bilinçsiz ve özensiz davranışlarından ötürü birçok yangın çıkmaktadır. Günümüzde insanlar tarafından yapılmış ve kullanılmakta olan her yerde bu yangın riskleri mevcuttur. Özellikle günümüz teknolojisiyle üretilen elektronik, elektrikli eşyalar ve kullanmakta olduğumuz yeni teknolojili sistemler yangın riskini fazlasıyla artırmaktadır. Kasıt, bilgisizlik, dikkatsizlik ve bunun gibi insan faktörleri de bu nedenlerle birleştiğinde çok ciddi yangın riski oluşturur. İnsan kaynaklı yangın risklerini azaltmak için iş yerinin belirlediği talimatlara uygun olarak hareket edin. Dağınıklık yalnızca yangınlar için yakıt sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çıkışlara ve acil durum ekipmanlarına erişimi de önler. Çalışma alanınızı mümkün olduğunca dağınık bırakmayın ve ekipman ile diğer malzemelerin uygun şekilde saklandığından emin olun. Yürüyüş yollarını ve yangın çıkış yollarını karton kutular, kağıt, kumaş ve bunun gibi yanıcı maddelerden uzak tutun. Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde kaynaklarına ateşle yaklaşmayın. Sigara izmaritlerini tamamen söndürdüğünüzden ve uygun şekilde attığınızdan emin olun. Sigara kutularına bir göz atın ve çok fazla dolarlarsa boşaltın veya sorumlu olanı bilgilendirin. Sigara içilebilen alanları sınırlandırın ve bu alanları işaretlerle belirtin. Olası ateşleme kıvılcım kaynaklarından kaçının. Özellikle çabuk alev alan yanıcı malzemelerin ısı üreten soba, ocak ve bunun gibi eşyaların çok yakınına konumlandırılmayın. Aşırı ısınma ve sürtünme kıvılcımlarını önlemek için iş yerinizdeki makinelerin uygun şekilde korunduğundan emin olun. Makinelerde düzenli olarak bakım yapın ve bu rutin bakımın kaydını tutun. Mutfakta yemek veya kızartma yaparken çok dikkatli olun ve mümkün olduğunca kızartma için termostatlı ve derin kaplar kullanın. Kullandıktan sonra örneğin fırın veya mikrodalga gibi ekipmanları kapattığınızdan emin olun. Yağ, yiyecek artıkları birikmesi yangına neden olabileceğinden, fırının, ocağın ve ızgaranın temiz tutulduğundan emin olun. Atıkları uygun şekilde bertaraf edin. Eğer iş yeriniz içerisinde veya dışarısında alev ya da duman görür, yanık kokusu alırsanız sakin olun. Yangın var diye bağırarak yangın olduğunu bildirin. Yangın uyarı butonuna basın. Varsa yakınınızdaki yetkiliye bağırarak, telefon ederek, telsiz kullanarak, düdük çalarak, araç kornası veya havalı korna çalarak haber verin. Daha sonra 112'yi arayın. İhbar verilirken asla panik yapmayın. Olayla ilgili bilgileri tane tane ve sakin bir şekilde verin. Adres, neyin yandığı, binanın kat sayısı, bulunduğu katı, mahsur kalanlar var mı, varsa sayısı, arayan kişinin ismi ve telefon numarası gibi bilgileri telefondaki itfaiye operatörüne aktarın. İtfaiyeye haber verdikten sonra eğer yangın küçükse yangını yangın söndürme usullerine uygun olarak söndürün. Yangını söndürmeden önce hızlı ve emniyetli çıkışın olup olmadığını, doğru yangın söndürücünün bulunup bulunmadığını, mevcut yangın söndürücü kaynağının yeterli olup olmadığını, yangın bölgesinin ikincil tehlikeler ortaya çıkartıp çıkartmadığını hızlıca değerlendirin. Verilen sorulardan herhangi birine hayır cevabı veriyorsanız yangın söndürmeye çalışmayın. Ortamı hemen tahliye edin. Öncelikle varsa iş yerinizde birincil söndürme sistemi sprinkler sistemidir. İş yerinizde sprinkler söndürme sisteminin bulunmadığı veya çalışmadığı çöp kovası büyüklüğündeki başlangıç yangınlarına müdahale edin. Bunun için yangın söndürme dolabı ve yangın söndürme cihazı kullanabilirsiniz. Yangına yangın söndürme cihazı ile müdahale etmeniz gerekirse yangının kaynağını yani alevin merkezini tespit edin. Ateşe yaklaşık 2-3 metre kadar yaklaşın. Pimi çek. Yangın söndürme cihazının üzerinde bulunan metal pimi zorlayarak çekin. Ateşe yönelt. Yangın söndürücünün hortumunu ateşin kaynağına doğru yöneltin. Sık. Yangın söndürücüyü belli bir mesafede durarak ve rüzgarı arkanıza alarak ateşin kaynağını sıkın. Süpür. Yangın sönünceye kadar süpürür gibi yaparak söndürücü maddeyi sıktığınız alana yayın. Elektrik kaynaklı yangınlara müdahalede ilk yapılması gereken mümkünse elektrik kaynağının kesilmesidir. Önce kendi güvenliğimiz önemlidir. En yakın acil çıkışa yönelin. Yangın alanına giden tüm kapıları kapatın. Dumanlı ortama asla girmeyin. Dumanlı ortamda kalırsanız ağzınızı ve burnunuzu kapatın ve emekleyin. Duman ya da yanık kokusu kapısı kapalı başka bir odadan geliyorsa sürekli kullanmadığımız elimizin tersiyle kapıya dokunmalıyız. Sıcaksa açmamalıyız. Kapalı kapılarla karşılaşınca kapının sıcak olup olmadığı elinizin arka tarafıyla kontrol edilir. Toplanma alanınıza gidin üzeri alev alan bir kişi için en uygun hareket dur yat yuvarlan hareketidir. Bu şekilde alevler boğularak söndürülür. Üzeri alev alan bir kişiye su dışında bir söndürücü sıkılmamalıdır. Su sıkıldığı takdirde sadece alevler söndürülmemeli, bir müddet su sıkmaya devam ederek kişinin cildi de soğutulmalıdır. Aksi takdirde cilt kendi kendini ısıtmaya devam ederek yanığın büyümesine veya ilerlemesine neden olabilir. Giysileriniz tutuşursa derhal durun, yatın ve yuvarlanın. Ellerinizle yüzünüzü kapatarak yerde etrafınızda dönün. Ateş sönene kadar yuvarlanmaya devam edin. Yangın sonrasında yapılması gerekenlere baktığımızda itfaiyeden iş yerinize girmenin güvenli olup olmadığını öğrenin. Yangının neden olduğu yapısal hasarlara karşı çok dikkatli olun. Yetkililer beyan etmeden elektrik, su, doğalgaz gibi tesisatlara kendi başınıza asla müdahale etmeyin. Eğer iş yeriniz içerisinde sağlığınızı tehdit edecek bir kimyasal madde dökülmüş ise, mümkünse sızıntıyı kaynağında sınırlayın ve maddenin yayılmasını kontrol altına alarak bölgenin güvenliğini sağlayın. Kesinlikle kimyasalla temas etmeyin. Buharını solumayın. Yetkililere haber verin. Gerekiyorsa 112'yi arayıp maddeyle ilgili ayrıntıları, olay yerini ve yakında bulunan insan sayısını bildirin. Olay yerini hemen boşaltın. İş yeriniz içerisinde yoğun bir gaz kokusu duyuyorsanız sakin olun. Elektrik düğmelerine kesinlikle dokunmayın. Yangın uyarı butonuna basmayın. Bu patlamaya neden olabilir. İş yerinizdeki yetkililere haber verin. 187 gaz arızayı arayın. Ardından ortamda oksijen bulunması için iş yerinin tüm kapı ve pencerelerinin açık kalmasını sağlayın. Daha sonra iş yerinizde bulunan kişileri dışarıya yönlendirin ve ortamda kimsenin kalmadığından emin olun. İş yeriniz dışarısında gerçekleşen tehlikeli madde kazalarında dışarısı iş yerinizden daha tehlikeli olabilir. Bu nedenle tahliye kararı verilmeden tahliye olmayın. Yetkili değilseniz ve bu konuda eğitiminiz yoksa sızıntıyı kontrol altına almaya, temizlemeye ya da ortadan kaldırmaya çalışmayın. Bunu eğitimli ekiplere bırakın. Tahliye talimatı verilmediyse tüm havalandırmalar, kapılar, pencereler ve diğer açıklıkları kapatın. İçeride kalma talimatı verildiyse bina içerisinde belirlenmiş olan güvenli bölgeye gidin. Yetkililerin emir ve direktiflerine uyun. Şüpheli paketler, hedef kişiyi öldürmek veya yaralamak amacıyla hazırlanan posta, kargo veya elde taşınabilen şekilde hazırlanmış, açan kişiye ve etrafındakilere zarar verebilen tuzaklı paketlerdir. Şüpheli paketlerin tespitine yönelik bilinmesi gerekenler, normal zarf paketlere göre daha sert, kabarık veya ağırdır. Zarf, paket üzerindeki ad, soyadı, ünvan ve adreste yazı ve harf hatası olabilir. Zarf kapağı açılmış, tekrar kapatılmış ve yapışma yerleri yapıştırıcı ile kapatılmış olabilir. Zarf paket üzerinde yağ ve kir lekeleri olabilir. Zarf paket üzerinde tehlikeli maddenin kokusu algılanabilir. Paket üzerinde gereğinden fazla bant, yapıştırıcı gibi paketi sağlamlaştırıcı maddeler bulunabilir. İş yerinizde şüpheli bir paket görürseniz, şüpheli paketi kesinlikle yerinden oynatmayın ve pakete dokunmayın. Şüpheli pakete yaklaşılmasını, temas edilmesini, sallanmasını, dökülmesini ve saçılmasını kesinlikle önleyin. Ortam özelliklerini değiştirmeyin. Işıkları kapatmak veya açmak, herhangi bir titreşim yaratmak, etrafında hareket etmek gibi şeyler. Gönderen kişinin daha önce böyle bir paket gönderip göndermediği hatırlanmalı, göndermediyse şüphelenilmelidir. Bu tür paket gelen kişi gönderen kişiyi arayıp paketi gönderip göndermediğini tespit etmelidir. Yetkililere haber verin. Gerekirse 112'yi arayarak bilgi verin. İş yeriniz çevresinde meydana gelebilecek sel sırasında iş yeri içerisindeyseniz öncelikle sakin olun. Zaman kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek ve güvenli bölgelere gidin. Mekanik ve elektrik tesisatlarınızı kapatın. Dışarı çıkarak asla sel suyuna girmeyin. İş yeri dışarısındaysanız sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 15-20 santim derinlikteki suyun bir insanı devirip sürükleyebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. Elektrik kaynaklarından uzak durun. Elektrik çarpabilir. Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden, iş yeriniz çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden ve sel sularının temas ettiği malzemelerden uzak durun. Sel sularının sürükleyebileceği parçalara karşı kendinizi koruyun. Asla sel suyu içinde araba kullanmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek yüksek kesimlerde bir yere çekin. Sel sırasında araç içindeyseniz asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın. İş yerinizde gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız herhangi bir türde elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın. Sel sonrasında yapılması gerekenlere baktığımızda yetkililer geri dönün uyarısını yapmadan evlerinize dönmeyin. Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza, yaşlılara, bebeklere ve engellilere yardımcı olun. İş yerinizde hasar olup olmadığını kontrol edin. İş yeriniz etrafında hala sel suları mevcut ise iş yerinize girmeyin. Fare, haşere ve bunun gibi hayvanlara dikkat edin. Kopmuş elektrik kablolarına temas etmeyin. Sel suyu ile temas etmiş malzemeleri kullanmayın. Peki, afetin hemen sonrasında neler yapacağız? Afet ve acil durum sonrası ilk dakikalarda öncelikle kendimizi emniyete alıp yaralanıp yaralanmadığımızı kontrol etmeliyiz. Olası bir afet ve acil durum sonrası ikinci risklere dikkat etmeliyiz. Özellikle yangın, gaz kaçağı, hasarlı elektrik kabloları, devrilen enerji hatları, düşen nesneler, kirleticiler, devrilen veya hasar gören bacaları muhtemel ikinci risklere örnek gösterebiliriz. Bulunduğunuz yer artık güvenliyse başkalarına yardım edin. Herhangi bir afet ve acil durumda etkilenen veya etkilenme ihtimali olan kişilerin daha emniyetli bir yere taşınması durumuna tahliye denir. Tahliye Bulunulan yerin tehlike taşıması, gidilecek yerin tahliye edilecek yerden daha emniyetli olması ve yetkili kişilerin tahliye kararı alması halinde gerçekleştirilir. Acil durumun özelliğine göre olay gerçekleşmeden önce veya sonra yapılabilir. Eğer tehlike önceden tespit edilebiliyorsa ve erken uyarı sistemi mevcutsa olay gerçekleşmeden önce tahliye başlatılabilir ve insanların gereksiz yere risk altında kalması engellenebilir. Fakat Önceden haber alma ihtimalinin olmadığı durumlarda bu işlem olay gerçekleştikten sonra uygulanır. Tahliye özellikle yangın sırasında, deprem sonrasında, patlama sonrasında, sel, su baskını öncesi ve sırasında, kimyasal kazalar sırası ve sonrasında, terör, bomba tehdidi sırası ve sonrasında, olumsuz hava koşulları öncesinde gerçekleşir. Tahliye Risk durumlarına göre çeşitlilik gösterebilir. Duruma göre tahliye hem iş yeri içine hem de iş yeri dışına yapılabilir. Dışa tahliye, iş yerinizin içerisinde bulunan kişilerin tehlike altında olduğu durumlarda yapılır. Amaç, tehlike oluşturan yapıyı terk ederek risk içermeyen bir alana çıkmaktır. İçe tahliye İş yeri içinin daha güvenli olduğu durumlarda yapılır. Bu durumlara örnek dışarıdaki kimyasal kazalar, kar ve yağmur fırtınaları, seller, sivil olaylardır. Bu gibi durumlarda kesinlikle dışarı çıkılmamalı, bina dışında bulunuluyor ise içeri girilmelidir. Bölgesel tahliye, iş yerinizin bulunduğu bölge tamamen risk altındaysa yapılır. Gerçekleştirilecek tahliyenin personel ve müşterileri duyurulması için çeşitli yöntemler kullanılabilir. En yaygın duyurma yöntemi... Yangın uyarı butonu kullanılarak yangın alarmının çalıştırılmasıdır. Varsa iş yerindeki anons sistemi, mevcut telefon ve telsizler veya bir personelin sesli uyarısı ile tahliye duyuruları yapılabilir. Gaz sızıntılarında, şiddet kullanan kişi veya şüpheli durumlarda yangın uyarı butonu kullanılmaz. Acil bir durumda güvenli bir tahliye yapılabilmesi için öncesinde yapılması gerekenler: İş yerinizdeki acil çıkış işaretlerinin farkında olun. Acil çıkış kapılarının kilitli olmadığından emin olun. İş yerinizin olası bir afet ve acil durumda kullanılmak üzere hazırladığı tahliye planının ne olduğunu öğrenin ve planın herkesin görebileceği bir duvarda asılı olduğundan emin olun. Acil çıkış yollarını öğrenin. Acil çıkış yollarının geçişini kapatacak herhangi bir eşya bulunmadığından emin olun. İş yerinizin toplanma alanını öğrenin. Eğer iş yerinizin içinin güvenli olmadığı durumlarda dışa tahliye kararı verilirse, tek veya ikişerli sıra halinde seri bir şekilde güvenli alanlara ilerleyin. Asansörleri kullanmayın. Desteğe ihtiyacı olan kişilere yardım edin. Aksi söylenmediği takdirde, önceden belirlenmiş olan tahliye güzergahlarını kullanın. Sessiz olarak seri bir şekilde güvenli alanlara ilerleyin. Önceden belirlenmiş toplanma yerine gidin. İmkanınız varsa kendinizi tehlikeye atmadan önemli malzemeleri yanınıza alın. Konuşmayın, itmeyin, koşmayın ve geri dönmeyin. Tehlike geçti değerlendirilmesi yapılana kadar binaya veya tehlikeli alana girmeyin. Hasarlı binalar ve enerji nakil hatlarından uzak durun. Cep telefonlarını kullanmayın ve hatları meşgul etmeyin. Yerinde sığınak uygulaması dışarıdaki tehlikeli durumdan bina içinde korunmayı amaçlar ve temel olarak binanın içini izole etmeye yönelik önlemleri kapsar. Özellikle şiddetli olmayan kötü hava şartları, küçük ölçekli kimyasal sızıntılar, sivil olaylar gibi durumlarda bölge terk edilememişse binaların içi dışından daha güvenli olabilmektedir. Bu durumlarda yetkililerin uyarılarını takip edin. Kapı ve pencereleri kapatın. Tehlike geçti anonsu yapılmadan alandan çıkmayın. Toplanma bölgesi tamamen risk altındaysa bölgesel tahliye yapabilirsiniz. Bölgesel tahliye kararı yetkililer tarafından verilir. Bu durumda yetkililerin talimatlarına uyun. Tavsiye edilen tahliye yollarını takip edin. Kısa yolları deneyerek kendinizi tehlikeye atmayın. Diğer araçları riske atacak şekilde araba kullanmayın. Afet ve acil durumların sonuçlarından biri de can kaybı, yaralanma, sakat kalma ve hastalanma gibi doğrudan sağlıkla ilgili olaylardır. Bu nedenle afet ve acil durum plan ve yönetiminde üzerinde en çok durulması gereken konu sağlık konusudur. Biz bireylerin de hayatın tüm alanlarında oluşmuş ve oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olup sağlıkla ilgili gerekli tedbirleri alarak yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Bunun için sağlıklı yaşayın, hijyene önem verin riskli elektrik ve mekanik teçhizatlar ile çalışırken gerekli önlemleri alın. Kimyasalların kullanımına dikkat edin. Takılma ve düşmelere karşı dikkatli olun. Gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerini kontrol edin. Trafik kurallarına uyun. Herhangi bir sağlık şikayetiniz başladıysa çekinmeden muayene olun. İlk yardım eğitimlerine katılın. İlk yardım malzemeleri bulundurun. Afet ve acil durumlar sonrasında kendimiz ve çevremizdeki kişilerin kazaya uğrama riski her zaman vardır. Afetlerin hemen sonrasında kendimizin ve çevremizdekilerin yaralı olup olmadığını kontrol etmeliyiz. İlk yardımın temel adımları çerçevesinde koruma, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bunun için Önce kendi güvenliğinizi ve hasta, yaralının güvenliğini sağlayın. Etraftaki meraklıları uzaklaştırın, durumu değerlendirin. Ne olmuş? Kaç yaralı var? Yardım ekipleri haberdar edildi mi? Bildirme. Daha sonra olay, kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile 112 aranmalıdır. Kurtarma. Olay yerinde hasta, yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. İlk yardım eğitiminiz yok ise veya kendinizden emin değilseniz kesinlikle hasta yaralıya dokunmayın. İlk yardım bilmeyen başka kişilerin de dokunmasına izin vermeyin. Yaralıyı hareket ettirmeyin. Kişileri organize edin. Hasta yaralının kendi yarasını görmesine izin vermeyin. Tüm çalışanlar acil durum planları ile afete hazırlık, yangın söndürme, ilk yardım, arama ve kurtarma, afet psikolojisi, ekip organizasyonu, tahliye konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir ve bu konuda eğitim almaları sağlanır. İşe yeni alınan çalışana iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Acil durumlarda yapılması gerekenlerin öğretildiği aktiviteler düşünüldüğünde tatbikat da bu konuda önemli bir öğrenme unsuru olacaktır. Acil durumlara hazırlık için iş yerleri belirledikleri acil durumlar için yılda en az bir defa madenlerde en az 6 ayda bir tatbikat yapılmalıdır. Tatbikatlar gerçekçi, ölçülebilir, basit elde edilebilir ve katkıya yönelik olmalıdır. Tatbikatla ilgili tatbikatın öncesinde ve sonrasında yapılan çalışmalarla acil durumlara hazırlık açısından var olan eksiklikler giderilerek düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilir. Ayrıca çalışanlar tatbikatlar ile acil durumların bir provasını gerçekleştirerek olası bir acil duruma hazırlıklı olacaklardır. Acil durumlara hazırlığın bir uygulaması olarak tatbikat senaryo belirleme, haberli ve habersiz yapılması unsurlarından oluşur. Eksikliklerin giderilmesi amacıyla tatbikat video çekimi faydalı olacaktır. Afetlerin hemen sonrasında eğer güvendeyseniz planınızı uygulamaya geçirerek yetkili kuruluşlarca yürütülen diğer faaliyetlere destek olun. Şimdiye kadar afet ve acil durumlarda iş yerinde yapılması gerekenler ile ilgili bilgi verdik. Benzer hazırlıkları evimiz için ailemizle birlikte yapmalıyız. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiyi AFAD'ın hazirol.gov.tr adresinden yayınladığı Afet Farkındalık Eğitimini alarak edinebilirsiniz. Eğitimimizde vurguladığımız gibi risklerinizin farkında olun. Afet ve acil durum iş yeri planınızı öğrenin ve uygulayın. Sağlam binaları tercih edin. Eşyalarınızı sabitleyin ve veya yerlerini risklerini azaltacak şekilde değiştirin ve diğer riskleri azaltın. Yangın risklerine karşı önlem alın. Bu konuda eğitimlere katılın. Yaşadığınız afet türüne uygun davranış belirleyin. Çök, kapan, tutun ve tahliye gibi doğru davranış şekillerini öğrenip prova edin. İlk yardım eğitimi alın. Yaşadığınız ve çalıştığınız ortamlarda ilk yardım malzemeleri bulundurun. Kendiniz, aileniz ve çalışma arkadaşlarınızın güvenliği için tatbikat yapın. İş yerinizin acil çıkış kapılarının ve tahliye planının farkında olun. Toplumsal güç birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunun. Afat gönüllüsü olun. Bugün sizlerle paylaştığımız bilgileri çok daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için lütfen bu bilgileri sizler de çevrenizdeki kişilerle paylaşın ve onların da eğitimlere katılması konusunda yönlendirici olun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.